Bartın halkı, değerli genel başkan yardımcılarım, saygıdeğer milletvekillerim, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Önceki günlerde biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi 41 madencimizi bir maden kazası sonucu kaybettik. Şu an itibariyle Bartın'da 3 tane genel başkan yardımcımız ve 23 tane milletvekilimiz var. Biz gelen konuklarımızla birlikte bugün akşama kadar bütün cenaze evlerini ziyaret edip taziye ziyaretinde bulunacağız. Buradan bütün hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize, maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı madencilerimize de acil şifalar diliyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ben sözü Bartın milletvekilimiz Sayın Aysu Bankoğlu'na bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli basın mensupları, 3 gün önce Amasra'mızda bütün ülkenin yüreğini yakan bir facia yaşandı. Amasra Taş Kömürü İşletmesi müessesesinde çalışan 41 madenci kardeşimizi kaybettik. Acımızın tarifi yok. Gerçekten çok ama çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun. Maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Tedavisi devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizler 3 gündür sahada incelemeleri yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Genel Başkanımız, Grup Başkan Vekillerimiz ve Milletvekili heyetimiz de buradalardı. Cenazelerde yurttaşlarımızın acısını paylaşmaya çalışıyoruz. Yaşanılan acıyı şehit sayılarıyla ifade etmemiz ise mümkün değil. Bu insanların her biri birer evlat, anne, eş, kardeş. Çok ama çok zor gerçekten, sabırlar diliyorum ben. Hiçbir şey bu canları geri getirmeyecek ve ateş düştüğü yeri yakmaya devam edecek. Ancak burada maden şehitlerimizin aileleriyle acılarını paylaşmak adına ve onları dinlemek üzere 3 genel başkan yardımcımız ve 20 milletvekilimiz bugün buradalar. Sevgili genel başkan yardımcım Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi ve Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerimiz Burcu Köksal, Levent Gök, Gamze Taşçıer, Hüseyin Yıldız, Uğur Bayrak Tutan, Özkan Yalım, Tufan Köse, Utku Çakır Özer, Sibel Özdemir, Bedri Serter, Sevda Erdan Kılıç, Necati Tığlı, Mehmet Göker, Müzeyyen Şevkin, Jalenur Süllü, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ali Haydar Hakverdi, Hasan Baltacı ve Ali Şeker burada sevgili milletvekili arkadaşlarım. Albert Camus'un bir sözü var. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız insanların nasıl öldüğüne bakın diyor. Son 20 yıldır Türkiye'de hemen her yerde 500'e yakın maden işçimizi kaybettik. Soma'da 21. yüzyılda dünyanın en büyük maden faciasını yaşamış bir ülkeyiz biz. Gelişmiş ülkelere baktığımızda kömür üretimi Türkiye'den fazla olan mesela Almanya'da bile biz 50 yıldır böyle bir felaketin yaşandığını görmedik. Ölümler madenin fıtratında var diyen yetkililere buradan bu fıtratın neden sadece Türkiye'de ve az gelişmiş ülkelerde olduğunu sormak istiyoruz. Bu ülkede insan hayatı neden bu kadar değersizleştirildi? Madenci kardeşlerimiz ekmek için madene, yerin yüzlerce altına giriyorlar ve dünyanın en zor işini yapıyorlar. Ama buna rağmen Amerika'da bir maden işçisi yılda yaklaşık 50 bin dolar alırken ve yaşarken bizim madencimiz 7 bin 100 dolara ölüme gidiyor. Amasra'da yaşanan patlamanın arkasında bazı ihmallerin ve yanlışların olduğuna dair ciddi iddialar var. Bunların konuşulması, araştırılması gerekiyor. Bunlara ilişkin sorumluların tek tek hesap vermesi gerekiyor. Yaşanan facianın üzerinden bakın 3 koca gün geçti. Trafo diye başlayan patlama nedeni Girizu patlamasına dönüştü. Ama bu Girizu patlamasının nedenine ilişkin resmi makamlarca yapılmış hala herhangi bir açıklama bulunmuyor.
Şimdi sansür yasasıyla muhalefeti susturma derdine düşenler böyle bir trajedinin arkasından halkımıza güvenilir, şeffaf bir bilgilendirme yapacaklar mı acaba? Göreceğiz ve takipçisi olacağız. Sayıştay raporlarında burada çalıştırılan işçilerin yetersiz olduğu sayılarının, malzemelerde eksikliklerin olduğu, sistemlerin gözden geçirilmesi gerektiği ve ocak kotasının -300'e indiği durumlarda eğer önlemler alınmazsa Girizu patlama riskinin ciddi olduğu söylenmiş. Açıkça yazılmış bunlar. Peki bu Sayıştay raporları dikkate alındı mı? Bu uyarılar dikkate alındı mı? Buna rağmen üretime neden ve nasıl devam edildi? Rutin denetimler en son ne zaman yapıldı? Anlıyoruz ki biz Enerji Bakanı 20 Eylül'de bu müesseseye yaptığı ziyarette sadece bir turistik ziyaret gerçekleştirmiş. Bakın maden mühendisleri ve uzmanlar Girizu patlamasının teknolojinin geldiği bu noktada önlenebileceğini söylüyor. Nedir peki bu Girizu patlaması? İçeride belli bir seviyeyi aşmış metan gazının oksijenle teması sonucu oluşan bir patlamadır. Amasra'da kaliteli kömürün ciddi oranda metan gazı içerdiğini neredeyse herkes biliyor, bütün uzmanlar bunu söylüyor. Peki bu durumda başka madenlere nazaran metan oranı daha fazla olduğu için neden çok daha fazla önlem alınmıyor? Kurum genel müdürü, müessese müdürü, maden mühendisi, iş güvenlik uzmanları acaba liyakatlı bir şekilde, uygun bir şekilde seçilmişler mi? Denetimler yeterince yapıldı mı? Askeri güvenlik önlemleri alındı mı? Bunlar olmazsa bu patlamalar olur ve bu trajedileri yaşamaya devam ederiz. Burada da metan gazının yüksek olduğuna dair bakın işçi ifadeleri var. Cumhurbaşkanına da bana da hayatını kaybeden madencilerimizin yakınları biriken metan gazının varlığından ve tehlikeli bir durumun olduğundan söz etmişler. Normalin üzerinde bir metan gazı seviyesinin olduğu acaba bilinmiyor muydu? Maden mühendisleri odası da soruyor. Metan sensörü kritik seviyede uyarı verdi mi? Verdiyse ne gibi önlemler alındı? Peki uyarı vermediyse neden? Tedbir alınmazsa, önlemek için gerekli denetimler ve yatırımlar yapılmazsa biz bu ölümlerin önüne geçemeyiz. Gerekli tedbirleri almayıp fıtrat kader diyenlere de şunu söylememiz lazım. Öngörülebilir ve önlenebilir her kaza cinayettir. Soruşturma başlatılmış, bildiğimiz kadarıyla ne bir görevden alma ne de bir gözaltı var. Neyse ki bir savcıyla başlayan soruşturmada savcı sayısı 2'ye, oradan 3'e, bugün de 5'e çıkarılmış durumda. Böylesine bir faciada davanın güvenilirliği ve şüphelilerin kaçma tehlikesi açısından sevgili arkadaşlarım, şüphelilerin ifadelerine hemen başvurulmuş olduğunu umuyorum. Soruşturmanın sonuna kadar en azından yetkililer görevden uzaklaştırılmalı. Bakın bir diğer konu, Suudi Kral ölünce milli yas ilan edenlerin Bartın'da yaşadığımız bu acı faciadan sonra akıllarına yas ilan etme gibi bir fikrin hiç gelmemiş olması. Bu devletin asli görevi vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır. Yaşam hakkını korumaktır. Bu devletin anayasal bir sorumluluğudur. 41 kişinin, 41 maden emekçisinin can güvenliği ve yaşam hakkı korunamadı. Biz artık bu son olsun istiyoruz. Ya bu facialardan ders çıkarmayan iktidar da artık ömrünü tamamlamıştır. Yargı tüm siyasi ve ekonomik etkilerden bağımsız bir şekilde hızlı, sağlıklı ve etkin bir soruşturma yapmalıdır. Buradan uyarıyoruz.
Bakın biz bu ülkede çok üzücü şeyler yaşadık ya. Biz Soma'da maden işçilerimizin tekmelendiğini gördük. Tekmeleyen şahısların terfi ettirilerek ödüllendirildiğini gördük ya. Yine Soma'da hakimlerin değiştiğini, binlerce yıl hapiste kalması gereken sorumluların infaz yasaları yüzünden ölen her bir madenci için yalnızca 8 gün hapis yattığını, davanın saat 7 sene sürüncemede bırakıldığını gördük değerli arkadaşlarım. Sanki bu ülkede 20 senedir bunları yaşatan onlar değilmiş gibi kader, kaza edebiyatı yapmaya devam ediyorlar. Şimdi gidip de Ferhat'ın babası Mehmet abinin, Okan'ın küçücük kızı Miray'ın gözlerinin içine bakıp da bunlar hep olacak çünkü fıtrat diyemeyiz. Kaybedecek bir canımız dahi kalmadı. Ve kimse sorumluluktan kaçamaz. Bu kadar soru işareti varken, bu kadar iddia varken bunlar hep olacak demek en hafif tabiriyle yapılan ihmallerin üstünü örtme çabası ve aymazlıktır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak, özellikle de ben bu toprakların çocuğu ve hukukçu bir milletvekili olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımıza buradan söz veriyorum. Söz veriyoruz. Başka acıların yaşanmasının önüne geçmek için, davanın sürüncemede bırakılmaması için, etkin bir yargılamanın yapılması için bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz ve acılı ailelerimizi asla ama asla yalnız bırakmayacağız. Buradan güneşi görmek için karanlığı kazımaya devam eden tüm madenci kardeşlerimizin, Bartın'ımızın ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Sözü Genel Başkan Yardımcım Veli Ağbaba'ya veriyorum. Çok değerli basın mensupları, hem il başkanımızın hem de milletvekilimizin ifade ettiği gibi 3 genel başkan yardımcısı, Yüksek Disiplin Kurulu başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte Bartın'ımızın, Amasra'mızın acısını paylaşmak için buradayız. Öncelikle hem Amasra Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz, İl Başkanımız, olay anından itibaren milletvekili heyetimizle birlikte, Ahmet Akın'ın başkanlığında oluşan heyetimizle birlikte burada, olay anında buradalardı. Genel Başkanımız da katıldı biliyorsunuz. Şimdi tabii burada değerli arkadaşlar, Amasra Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait müessesede grizi patlaması nedeniyle yaşanan maden faciasında hepimizin yasa boğan 41 canımızı kaybettik. İstanbul'da, Bartın'da tedavi altında olan madencilerimiz var. Temennimiz, ümidimiz daha büyük acıların yaşanmaması, vefat sayılarının daha yükselmemesi. Öncelikle hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, günlerden beri konuşuluyor. Sayıştay raporu ortada, uyarılar ortada, işçilerin kaza olmadan önce söyledikleri ortada. Sayıştay raporunda grizi gaz risklerinin yanı sıra işçi sayısının tehlikeli boyutta azaltılmış olduğu, yeraltı haberleşme sisteminin uzun süre kesildiği, 24 saat takip gerektiren tehlikeli gaz ölçümü sisteminin iyi işlemediği yazıyor. Elinizin nereye atsanız ihmal var, vurdum duymazlık var. Bizler yakın tarihimizde çok büyük acılar yaşadık. Bu dönemde işimizi karartan bazı maden katliamlarını tekrar hatırlamak gerekiyor. 22 Kasım 2003 Ermenek 10 kişi. 8 Eylül 2004 tarihinde Kastamonu Küre'de 19. 19 Mayıs 2010 Zonguldak Karadon'da 30. 14 Mayıs 2014 Manisa Soma'da 301. 28 Ekim 2014'te Karaman Ermenek'te 18 ve en son Amasra'da 41 madencimizi iş cinayetine kurban verdik. Amasra'da Soma'dan bugüne kadar yaşanmış en büyük maden faciası yaşandı. Maden sektöründe yaşananlar bir kader değil, sürekli bir cinayet ve katliam haline dönüşmüştür. İş sağlığı ve iş güvenliği meclisin rakamlarına göre 2022 yılının ilk 9 ayında madencilik iş konusunda meydana gelen kazalarda 53 madencimiz yaşamını yitirmiş. 13 Mayıs 2014 sonra Soma ne kadar güvenli ise
14 Ekim'de Amasra'da ne kadar güvenliyse şu an Türkiye'deki tüm madenlerde o kadar güvenlidir. Bir arpa boyu yol alınmamıştır. Türkiye'de hala 3 vardiya halinde madenciler ölüme inmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği meclisinin verilerine göre AKP hükümetleri döneminde madenlerde iş cinayetlerinin sayısı tam 1989. Maden ve madencilik sektöründe 2021 yılının devletin resmi kayıtlarına göre geçen toplam 16.995 iş kazası yaşanmış. SGK verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de her gün maden sektöründe 47 adet iş kazası gerçekleşmiştir. SGK kayıtlarına göre 2021 yılında maden ve madencilik sektöründe yaşamını yitirenlerin sayısı 75'tir. İLO verilerine göre Avrupa'da 2020-21 yıllar arasında maden sektöründe ölümlü kazada Türkiye maalesef birinci sırada. Türkiye'de 2021 yılında kayıtlara göre 75 ölümlü iş kazası olmuşken Türkiye'ye en yakın ülke 30 iş ölümlü iş kazası ile Ukrayna olmuştur. Fransa'da bu sayı 5, Almanya'da 2, Çek Cumhuriyeti'nde 2, İngiltere'de ise 1 olarak tespit edilmiştir. 2020-21 yıl arasında Estonya, Danimarka, Finlandiya, Belçika, Macaristan, Hollanda, Norveç ve İsveç gibi ülkelerde maden sektöründe ölümlü vakaya rastlanmamıştır. Nedense maden sektöründe yaşanan katliamlar hep bizim ülkede kader olarak gösterilmektedir. Bu kurumlarda işçi sayısı azaltılmış, az sayıdaki işçiye çok sayıda üretim yapma zorunluluğu getirilmiştir. TTK bünyesinde 2001 yılında 18.025 işçi çalışırken 2021 yılında bu 7.370'e düşürülmüştür. Yani hem kurumların içi boşaltılmış hem de kurumlar denetimsizliğe ve kurasızlığa terk edilmiştir. Sayıştay raporları burada tüm riskleri tek tek açıklamış. Burada yaşanan katliam adeta yıllar önce geliyorum demiş. Türkiye'de artık bu işletmelerin birer şirket mantığıyla yönetilmesine son verilmelidir. Çare özelleştirmede ya da bugün Amasra'da olduğu gibi kamu kurumlarının birer şirket mantığıyla yönetilmesinde değildir. Bu katliamların önüne geçilmesi için etkin denetim mekanizması kurulmalıdır. Bu tür işletmelerde siyasi iktidar baskısına ve liyakatsızlığa derhal son verilmelidir. Kriz patlamaları önlenebilir, öngörülebilir olaylardır. Bunun için bilimsel raporlar dikkate alması gerekmektedir. Tüm madenlerimizde yaşam odaları zorunlu tutulmalıdır. Çalışma Bakanlığı madenlerdeki teftişleri sürekli ve zorunlu hale getirmelidir. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini hiçe sayan tüm sorumlular, kuruluşlar hakkında caydırıcı cezalar, yaptırımlar devreye sokulmalıdır. Tabii ki burada birçok sorumlu var, sorumluluk sahibi var. Ancak burada hem işverenin hem özelleştirilmenin sorgulaması gerekirken sendikanın da mutlaka sorumluluğu tartışılmalıdır. İşçi sendikalarından sorumlu bir genel başkan yardımcısı olarak bunu söylüyorum. Eğer sendika çalışılmayacak bir yerde işçilerin uyarısına rağmen çalışmaya devam ediyorsa mutlaka bu sendikaların da sorumluluğu göze alınmalıdır. Değerli arkadaşlar, bu maden faciasının ardından kamuoyunda çok dile getirilmeyen 3 husus var. Birincisi kader söylemiyle başlayan bir istismar. İkincisi liyakatsızlık. Üçüncüsü özelleştirme. Her şeyi kadere bağlayınca suçlu Allah oluyor. Bunların hiçbir sorumluluğu kalmıyor. Kader bizimle benzer miktarda üretim yapan Japonya'da niye işlemiyor? Almanya'da, Amerika'da, Fransa'da niye kader planı devreye girmiyor? Hatırlayın, Soylu ilgili iddialar ortaya çıktıktan sonra ne demişti? Bize yaptıran Allah'tır. Kader diye insanları kandırıyorlar. Kadere ne kadar inanıyorsan, niye 3000 kişilik koruma ordusuyla geziyorsun ya da niye zırhlı araçlara binerek geziyorsun? Bu kader planı niye hep yoksuldan, garibandan, emekçide devreye giriyor? Millet açken, sen sarayda lüks içinde yaşarken, makam arabalarıyla vergiler çarçur edilirken kader niye devreye girmiyor? Maden faciasından öne geçeceğimiz kader mahkumu değil, ihmalkarlığın mağdurudur, ihmal mehrumlarıdır. Ekonomik krizi kader yapıyor, uyuşturucu kaçaklığını kader yapıyor, hırsızlığı kader yapıyor, torpil yaparken kader planı devreye giriyor, iş cinayetlerini, ihmallerini kader yapıyor,
AKP ise bunu izliyor. İhmali yaptıran fıtrat veya kader olunca suçlu olmuyor. Soma'daki geçen maden faciasından üzerinden 8 yıl geçti. Hakkında soruşturma başlatılan devlet görevlileri doğru dürüst iddianame bile hazırlanmadı. Soma Holding'in sahibi 4,5 yıl hapis yattı. 2 yıl önce düzenlenen infaz cezasından yararlanarak serbest bırakıldı. Suçlu yok, sorumluluğu yok. Cezasızlıkla denetimsizliği artırıyor. Binlerce işçi öldüğüyle kalıyor. İkincisi ise liyakatsızlık ve siyasi yakınlık. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda son 20 yılda kadroların içini boşalttılar. Göreve getirilenleri iş bilmeyen, direktif veremeyen kişiler olduğunu sık sık medyada yer aldı. Bu madenlerde eskiden on binlerce insan çalışırdı. Şimdi özelleştirmelerde tasfiyelerle bu sayı 400'lere 500'lere indi. Patlama olan madende eskiden 5000, şimdi ise 400 kişi çalıştığı söyleniyor. 5000 işçinin yaptığı işi 400 madenci yapıyor. Bu iş yükünü bu kadar işçi nasıl karşılasın? Bu kadar sayıda madenci aşağıya inerek üretim mi yapacak, nakliye mi yapacak, kontrol mü yapacak, disiplini mi sağlayacak, malzemeleri mi taşıyacak, gaz miktarını mı ölçecek? Bu facianın diğer sonucu ise özelleştirmedir. TTK'nın görev alanını çok ciddi şekilde daralttılar. Bu daraltılan bölgelerin de TTK'nın elinden alınarak rödevans yani başka işletmelere tahsis edileceği gündemde. Bakan maden ocağını günler öncesinde ziyaret ediyor. Sayıştay Enerji Grubu Başkanı ziyaret ediyor. Bu maden ocağı devlete ait ama yani başında özel işletmeler mevcut. Eğer patlama olmasaydı belki de iş güvenliği maliyet unsuru olarak gösterip kendi yandaş bürokratlarıyla özelleştirmeyi gündeme getireceklerdi. Ama her zamanki gibi yandaşı beslemek ve kamuyu tasfiye etmek. Biz CHP olarak Soma'nın da Bartın'ın da göz göre gelen iş cinayetlerinin olduğunu biliyoruz ve bunların hesabını soracağımızı burada belirtmek istiyoruz. Suça kader atanlar ne kadar ihmalleri varsa hepsinin hesabını verecekler. Ben bu duygularla tekrar Bartın'a başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak mutlaka bununla ilgili bir araştırma komisyonunun kurulmasını, kim suçluysa, kimin ihmali varsa gereken soruşturmanın etkin biçimde yapılmasını söyleyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Hem Bartın İl Başkanımız hem sevgili Bartın Milletvekilimizle birlikte, bölge milletvekillerimizle birlikte bu olayın takipçisi olacağımızı söylemek istiyoruz. Mutlaka bu konuyla ilgili hem Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeme getiririz hem de bunun peşini bırakmayacağımızı söylüyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi Gürüzay Biçer Karaca, Genel Başkan Yardımcısı. Değerli basın mensupları, sevgili Bartınlı yurttaşlarımız, ben de öncelikle 3 gün önce Amasra'da yaşanan facia nedeniyle başta 41 işçimizin, emekçimizin yaşamını kaybetmesi dolayısıyla onlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Amasralılara ve Bartınlılara ve tüm milletimize başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Halen hastanede tedavi süren yaralı yurttaşlarımızın da bir an önce sağlığına kavuşması ve bir can kaybında yaşanmaması dileklerimi iletmek isterim. Değerli arkadaşlar, hem Bartın milletvekilimiz hem genel başkan yardımcımız Veli Ağbaba uzun uzun konu üzerinde sizlerle görüşlerimizi paylaştılar. Yalnız bir konuyu burada değinmeden geçemeyeceğim. 2013 yılında Kozlu'da bir maden faciası meydana geldi ve 8 maden işçimiz orada iş cinayetine kurban gitti. Kozlu'yu hepimiz neredeyse hatırlamaz hale geldik ama Amasra'da meydana gelen bu facia bize Kozlu'yu direkt hatırlatmalı. Kozlu'da o patlamanın yaşandığı dönemde Kozlu'daki maden ocağında müdür olan şahıs hakkında ihmal gerekçesiyle dava açılan, ceza alan ama buna rağmen ödüllendirilerek Amasra'da genel müdür yapılan kişi olduğunu buradan hatırlatmak isterim. Eğer Kozlu'da, eğer Soma'da, eğer Ermenek'te, eğer Aladağ'da ve diğer cinayetlerde, iş cinayetlerinde ya da ihmal ve istismar sebebiyle yaşanan ölümlerde cezasızlık politikası hayata geçirilmeseydi,
etkin bir soruşturma, etkin bir yargılama ile yandaş gözetilmeden hukuk en etkin şekilde uygulansaydı belki de bugün burada 41 madencimizin bu yasını tutmuyor ve onlar için burada bulunmuyor olacaktık. Değerli arkadaşlar, ceza hukukumuz çok nettir ve etkin soruşturmayla sorumluların etkin yargılanması ve hak ettikleri cezayı alması, tedbirlerin daha da yoğunlaşması, öngörülen, önlenmesi mümkün olan bu tür faciaların önüne geçmekte en büyük etken olacaktır. Bu ceza, burada yaşanan olay önlenebilir miydi? Evet, önlenebilirdi. Öngörülmesi halinde önlenebilirdi. Maalesef liyakatsiz kadrolar ve kayırmacı cezasızlık politikalarıyla öngörülebilecek olan, önlenebilecek olan bu facia göz göre göre gelmiş ve 41 yurttaşımız, 41 maden emekçimiz bugün aramızda değil. Bu işin içerisinden fıtrat diyerek, bu işin içerisinden güzel öldüler diyerek, tırnak içerisinde, bu işin içerisinden bunların kader planı diyerek yetkililer sıyrılamaz. Bir devletin ve devleti yöneten iktidarın öncelikli görevi yurttaşlarının yaşam hakkına sahip çıkmaktır. Eğer yurttaşlar yaşam hakkından önlenebilen ve önlenmesi mümkün olan, öngörülmesi mümkün olan bu facialarla yok sayılmış ve yaşam hakkından mahrum edilmişse yetkililerin üzerine düşen tek sorumluluk derhal istifa etmek olmalıdır. Değerli arkadaşlar, Eylül ayında bakan buraya geliyor ve bakan gelmesinden 1,5 ay geçmeden bu ceza meydana, bu facia meydana geliyor. Peki bakan o gün geldiğinde turistik gezi yapmak yerine liyakatli kadrolar ile bu durumu tespit etmedi mi? Etmediyse o koltukta oturmamalıdır. Ardından facianın meydana geldiği gün alal acele trafo patlaması diye açıklama yapan AFAD yetkililerinin derhal vicdan muhasebesini yaparak istifa etmeleri gerekir. Aradan 3 gün geçti. 3 günden bu yana soruşturma, savcı sayıları artıyor ama her ne hikmetse bir gözaltı yok, bir tutuklama yok ve sorumluların kim olduğunu ilişkin en küçük bir açıklama yok. Buradan açık ve net çağrımızdır. Facianın yaşandığı alana muhtemel faillerin yaklaşmaması zorunludur. Hukukun ve olayın açıkça ortaya çıkması için şarttır, koşuldur. Bizler bugün milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla evladını toprağa veren anaların, babaların, eşini toprağa veren kadınların ve babasız kalan çocukların yaşamları boyunca yüreğinden asla çıkmayacak olan ve geçmeyecek olan acılarına ortak olmak ve bu acıları paylaşmak için buradayız. Şunu açık ve net bir şekilde buradan ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukukun yerine gelmesi, sorumluların ortaya çıkarılması ve etkin bir şekilde soruşturularak yargılanması için bu olayın takipçisi olacağız. Gerek il başkanımız, gerek parti meclis üyemiz ve Bartın milletvekilimizin ve bu mücadelede bizlerle birlikte yol yürüyecek olan tüm hukukçularımızla birlikte bu faciada gençlerimizi, babasız kalan çocuklarımızın, anasız, evlatsız kalan anaların acılarına ortak olmak ama her şeyden önce onların acılarını bir nebze olsun hafifletecek olan o sorumluların hak ettiği cezaya kavuşması için mücadelelerine ortak olacağız, yanlarında olacağız ve süreci en etkin şekilde takip edeceğiz diyorum. Tekrar tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bartın'a, Amasra'ya ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ve yaşamdan bugün güneşi göremeyen, bir daha da güneşi göremeyecek olan 41 maden emekçimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Evet,
bugün tekrar bu topraklarda yaşadığımız acı bir tablonun bir kez daha yaşanmasının sürecini yaşıyoruz hep birlikte. Şu bir gerçek ki bu yaşanan acının gerçekten bir tarifi yok. Kimi baba, kimi eş, kimi ana, kimi kardeş. Acı tanıdık bir acı, bildiğimiz bir acı. Nereden mi biliyoruz? Zonguldak'tan biliyoruz. Kastamonu Küre'den biliyoruz. Ereğli'den biliyoruz. Kozlu Ereğli'den tanıyoruz. Manisa Soma'dan tanıyoruz. Karaman Ermenek'ten tanıyoruz bu duyguyu biz. Değerli dinleyiciler, katılımcılar, biz bu acıyı neden bile yıllardır yaşıyoruz? Öncelikle bunu sormak gerektiğine inanıyorum ben. İnsan tecrübe ettiği bir acıya yaşamamak adına neden önlem almaz? Üstelik bir kamu kurumu olarak bu maden işliyor. Dolayısıyla devlete bağlı bir kurum olarak neden gerekli tedbirler alınmaz? Bunun bir cevabı olmalı elbette. Biraz önce vekilimiz Albert Camus'un sözünü bizlere hatırlattı. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. Evet, bizim ülkemizde de insanlarımız maden facialarında ölüyor, yitiriliyor. Ya depremde enkaz altında kalıyor, ya kadın cinayetlerine kurban gidiyor, ya da dere yatağına yapılan yanlış yapılaşma yüzünden selden yaşamını yitiriyor. Gerçekten bir ülkeyi tanımak istiyorsak bunları saydığımızda tablomuzu görmekte çok kolay olsa gerek hepimiz için. Artık yitirilen canlar sonrası ölüm sessizliğine tahammülümüzün olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum buradan. Artık koltuklarda önlem alamayan, sorumluluk sahibi olmayan yöneticileri görmek istemediğimizi ifade ediyorum burada. Dün mesleğin fıtratında var denildi, bugün kader oldu aynı şey. Yönetenler yarın neyi bahane eder bilemeyiz ama önlem almadıkça aynı acıları tekrar tekrar yaşarız. Sayıştay Bartın Amasra için 2019'da açıkça uyarı yapmış. Maden derinliği 300 metreye yaklaştığında gürültü patlaması yaşanabilir diye açık açık yazmış raporunda. Sayıştay'ın 3 yıl önce öngördüğü patlama 3 yıl sonra 300 metrede yaşandı. Nasıl diyeceksiniz? Yitirdiğimiz 41 canın ailesine kader diye bunu nasıl tarif edeceksiniz? 15 gün önce bir işçimiz gaz kaçağı var demiş. Ancak nasıl anlatacaksınız gaz kaçağıyla alakası yok diye bunu yönetenlere sormak istiyorum buradan. Birçoğu 20'li yaşlarda gençlerimiz göz göre göre yitirdiğimiz canlarımız. Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Murat Ergin, Selçuk Ayvaz Serkan, Murat Özkan, Yasin Çelik, Rıdvan Hacet ve daha niceleri. Bunlar birer isim değil, birer can bu madende yaşamlarını yitiren. Devletin olan bir madende üstelik. İş sağlığı ve iş güvencesi sağlayın dedik, sustular, duymazdan geldiler yıllardır. Bu acı bizim için çok büyük ama önlem almayanlar için ya kader, ya fıtrat, ya teferruat. Canımız yanıyor. Biz kader diyemiyoruz. Çünkü kader her şeyin bittiği noktadır, hatırlatmak isterim ki. Şu bir gerçek ki kadersiz ölümlerin sebebisiniz. Bunu iktidara buradan aykırıyorum. Kadersiz ölümlerin sebebisiniz. Neden mi? Siz işçilerimizin canını korumak için gerekli önlemleri almadınız. Onları yerin 300 metre derinine güvensiz bir şekilde gönderdiniz ve bu kader değil. Bu olsa olsa cinayettir. Tam tanımı cinayettir bunun. Biz burada gözü yaşlı analardan, eşlerden başka bir şey göremedik halkımızın yaşadığı tabloda. Ve bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan söz veriyoruz ki bu olayın takipçisi olacağız. Ve bu topraklarda bu yaşananların hesabını soracağız. Madenlerimizde yaşanan kazalar ne kader ne fıtrattır. Kamu kaynakları garanti geçiş ücretleri üzerinden yandaşlarına, patronaj çetelerine aktarılan
Bu siyasi iktidarın ölümlerin sorumlusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Madenlerde yaşanan iş cinayetlerini işin fıtratında var diyerek normalleştirmeye çalışan şahsın hükümeti yargıya müdahale ederek sorumluların düşük cezalarla kurtulmasını sağlıyor. Sorumlular cezasızlıktan aldıkları güçle yine aynı cinayetleri işliyor. Bartın katliamına kadar pandemi sürecinde kömür madenlerinde en son veriler bunlar. SGK'nın yıllık raporlarından hazırladığım 19.564 emekçi iş kazası geçirdi. Ne yazık ki 31 emekçi hayatını kaybetti. Sorumlular ceza aldı. Hayır, almadı tabii ki. Önlem alındı mı? Hayır, alınmadı tabii ki. Kader üzerinden cinayet örenler elini kolunu sallaya sallaya aramızda bugün dolaşıyor. Özetle son 20 senede sadece kömür madenlerinde yaşanan iş kazaları %97 artmışsa, 152.698 kişi iş kazası geçirmiş ve 921 emekçi hayatını kaybetmişse elbette sorumlusu bu iktidar, elinde sonunda bu halka hesap verecektir. Elinde sonunda bu iktidardan gidecektir ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşanır bir iklim yaratacak, işçiye, emekçiye, tüm halkımıza güzel yarınları sunacaktır diyorum. Tekrar kaybettiğimiz canlar için başımız sağ olsun, yaralılar için de acil şifalar dilediğimizi iletmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz.